Örtüyü aldın mı Linacığım? Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı? Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam. Anne, sence bir şey unutmadık mı? Yok. Ne unuttuk? Yemeği. Aa, evet doğru. Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor. 20 dakikaya işimiz biter oğlum. 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz. Tamam oğlum. Çok terleme. Tamam. Hazır mıyız Tuğba Sultan? Her zaman şef. O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve? Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba. Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan? Evet şefim. Papatya tacı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama. Tuna, ekranın önünden çekilir misin? Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz. Tuna, çekil artık. Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz. Tamam, bu son tur. Aa, düşecek. Aa, ne yaptın? Korkma, korkma. Kırılmadı ki. Ama kırılabilirdi. Özür dilerim ablacığım. Çok şükür. Hala kayıtta. Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum. Sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz. Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz. Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli değil mi şefim? Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz. Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce... Önce...
önce eller yıkanıyor. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber. Peki ne kadar kıyma? Ne kadardı? Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim. Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz. Anlaşıldı şefim. Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz. Sonra şefim? Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız. Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz. Eller hazır. O halde kolay gelsin şefim. Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle. Çok iyi gidiyorsun şef. Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin. İyice karışmış galiba şef. Evet, şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum. Ben de tavayı ısıtayım. Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle. Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum. Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyze ile birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz. Köftelerin bir yüzü pişti şefim. Çeviriyorum. Oh, kokusu geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık. Böylesi çok daha lezzetli ve sağlıklı. Köfteler pişti. Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger. Ham ham yerim seni.
gerçekten çok leziz görünüyor şefim. Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Anne, çok güzel oldu. Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun. Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi? Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış. Çok mu olmuş? Yani. Ben yerim ki.